İsrail Başbakanı Netanyahu ülkesindeki seçim öncesi provokasyon dolu açıklamalarına devam ediyor efendim. Netanyahu bu kez de Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'e bağlama sözü verdi. Açıklama Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Burası önemli. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik artık Netanyahu'ya dur deme vakti gelmiştir dedi. Sagnu nitzachon gadol lalikud. Bu kez de yeni kriz çıkartacak bir vaatte bulundu. İşgalci İsrail, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de zapt etme kararı aldı. İsrail halkı salı günü sandık başında olacak. Netanyahu 5. kez başbakanlık istiyor ve bunun için de her yola başvuruyor. Önce ABD Golan Tepelerinin İsrail toprağı olduğunu tanıyarak Netanyahu'ya büyük bir yardım eli uzattı. Over the Golan Heights, I brought you a case. The finest wine from the Golan. Netanyahu bu kez de Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini İsrail'e bağlama sözü verdi. Açıklama İslam dünyasında infiale yol açtı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine Filistinli kardeşlerimizin hukuk mücadelesi önceliğimiz, hak ve hakikat sınırlarımız, kırmızı çizgimiz ve gönül coğrafyamız olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oldu bittilere müsamaha gösterilmeyecek dedi. Dış politikada hiçbir konuda dayatmalara, masa başı oldu bittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyecek, uluslararası arenada ilkeli ve dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da skandal sözlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kalın, Netanyahu'nun işgali meşrulaştırmak ve iki devletli çözümü baltalamak için seçim politikasını nasıl kullandığının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu demokrasinin mi yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler tepki gösterecek mi yoksa sessiz kalmayı sürdürecek mi? Hepsine yazıklar olsun ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik artık Netanyahu'ya dur deme vakti gelmiştir ifadesini kullandı. Twitter'dan açıklama yapan Çelik, uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu'nun tutumu uluslararası toplumun tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır dedi.